Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Finike'de faaliyet gösteren Erdoğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 662. Tarihi Kırkpınar Baş 6 birincisi Er meydanlarımızın çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. 25. geleneksel Festikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına güreşiyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkesik. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Faruk Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Demir adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Orhan Okulu Antalya Kurtucu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya'da ikinci el araba alım satımında güvenilir adres Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Senik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl baş pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Duralı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Manavgat Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Hasan Özden adına güreş yapıyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara Ordu Ünye. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada Karabulut Emlak Yenice İnşaatları sahibi inşaat adamı Sayın Kenan Karabulut adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı. 1988 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Sıvanlı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren uluslararası yaş sebze ve meyve ihracatları yapan Oluşum Global Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Güçlü adına güreşiyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan Üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karabüsler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut adına güreş yapıyor. 2006 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aynur, Antalya Serin Geriz. Ne olursan ol yine gel diyeniz biz. Sevdası uğruna çölleri düşüp dağları deneriz biz. İncinsen de incitme diyeniz biz. Yunus Hacı Bektaş Mevlana'nın torunu, Türk oğlu Türk'üz biz. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ordusuyla en önde savaşanız biz. Gemileri karadan yürütüp ezber bozan
çağ kapatıp yeni çağ açarız biz. Korkmayın, geldikleri gibi giderler diyeniz biz. Alparslan, Fatih Sultan, Mustafa Kemal, Atatürk'ün torunu, Türk oğlu, Türk'üz biz. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, baş pehlivanlarımız hep beraber. Alkışlar bir maşallah. Hadi aslanlar. Allah devam etsin. İçin salavatladı. Baş pehlivanlarımız ısınma ritüeli olan meşrevlerini çekiyorlar. Evet, şu an ekranda Ali Gürbüz'ü seyrediyorsunuz. Değerli ritüeller, saygıdeğer konuklar. Geçmek iki boyutta yerler. Evet. Arda Yaraş, Antalya Kurmuca. Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Ali Şahin adına giriş yapıyor. Eşleşmeler yine birbirinden güzel maçlar çıkacağına. Ramazan Akan adına giriş yapıyor. Erdoğan Alkan Antalya Selim. Eskisinden iyi maçlar olacağına bir dikkat çekti. Recep Kara, Ali Gürbüz'le. Enes Doğan, Furkan Durmuş Altın'la. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur'la. Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek ile. Başkanımız Sayın Ömer Kâfi İşlek adına güreş yapıyor. Yine bugün Antalya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin sonu.
Evet, tribündeki seyircilerin Ali Gürbüz'e olan tezahüratını duyuyorsunuz sanırım. Ali Gürbüz'e çok yoğun bir tezahürat var. En güzel yorumu Raif Çevirme. Raif Çevirme abim yapmış. Çok teşekkür ederim bu yorumun için abi. Hepsi birbirinden değerli. Kesinlikle öyle. Tamam, biliyorum gayet normal bir pehlivanı daha çok sevmeniz. Ona daha fazla sevgi beslemeniz, tutmanız. Onun oyunlarını daha çok benimsenemeniz. Evet, normal. Ama lütfen yorum yaparken kırıcı olmayalım. Bunlar aslan gibi güreşler yapıyor baş pehlivanlarımız. Bu her meydanın hakkını veriyorlar. Lütfen kötü yorumlar yazmayalım. Birbirini destekleyici yorumlar yazalım. Hepsi birbirinden değerli. Yani bir Ali Gürbüz olmasa, Yusufcan Zeybek olmasa, Orhan Okulu olmasa, Recep Kara olmasa, Hüseyin Gümüşalan olmaz. Hepsi bizim değerimiz, hepsi bize lazım. Hepsi 662 yıldır devam eden kültürümüzün en büyük temsilcileri. Evet, Ali Gürbüz ile Recep Kara bu güreşte tabi devamıyla beraber çok güzel bir çıkış yakaladı. Her ikisi de yarı finale çıkmak, kürsüyü garantilemek isteyecektir. Daha önce de biliyorsunuz birçok finaller yaptılar. Kırkpınar'da, Elmalı'da, Kurtdereli'de büyük güreşlerde. Kimi zaman Ali, kimi zaman Recep Kara yendi. Tekrar ikisi de bir çıkış kazanmışken bunu madalyayla, hatta şampiyonlukla taşlandırmak isteyecektir. Tabii son Kırkpınar şampiyonumuz Kurt Bakışlı Yusufcan Zeybek baş pehlivanımız da istikrarını korumak isteyecek. Kürsünün en üst basamağından inmek istemeyecektir. Evet, bakalım, göreceğiz. Güzel güreşler olacağı benzer. Hep birlikte keyif alarak izleyeceğiz. Yorumda ben Mehmet Akif Ersoy, sunumda Halil Bağdat, kamerada ve kumandada sevgili Yasin Serhat. Evet, deminden beri soruyordunuz. Şimdi geldi, ben mikrofonu ustam Halil Bağdat'a bırakıyorum. Evet değerli güreşseverler, bizim arada sahaya inip sahanın nabzını da tutmamız gerekiyor. Bu noktada sahada birkaç fotoğraf alarak, eşleşme fotoğrafları anlamında sayfaya attık. Bu arada adet yerini bulsun. Yayınımızda olan herkesten her zaman olduğu gibi beklentimiz, talebimiz ve ricamız. Türk yağlı güreşinin, bakın aşağıdan geliyorum, tüm seyirci gerçekten çok bizden memnun, mutlu. Herkes önümü kesiyor. Kendimi adeta Michael Jackson gibi hissettim. Böyle bir saygı, böyle bir sevgi, böyle bir itibar gerçekten olamaz. Bu da işimizi ne kadar iyi yaptığımızı gösteriyor. Ama sonuçta bu işin bir parçası da daima sizler olacaksınız. Bu noktada hemen şimdi şu an
ya yanımızda hiç paylaşmayan arkadaşlarımız da içinizde olduğunu tahmin ediyorum. Ve en azından bizim atarımız için şu yayını bir paylaşalım bakalım. Şimdi güreşe dönelim. İşte az önce Recep Kara Mehmet yeşil yeşil. Çok uzun bir güreş yaptı. Şu anda yaylada 33 derece. Hava sıcaklığı yani gerçekten çayır muazzam. Alev alev yanıyor yayla olmasına rağmen. Ve güreş an itibariyle oldukça nasıl söyleyelim? Hadi sizin anlayacağınız dilden konuşalım. Sert. Yani güreş gibi güreş yapılıyor. Ali'nin yukarıdan Recep Kara'ya kafadan basmaları görüyoruz ve bir yandan da uzun kolları Recep Kara'yı yokladığını görüyoruz. Hüseyin Gümüşalan da Osman Aynur'u aynı şekilde kasnağın ortasından yağlı güreş tabiriyle yumulduğunu ve güreşi aradığını görüyoruz. 2 metre boyundaki Kara Mürselli Sarı Dev Hüseyin Gümüşalan. Bu arada Karapınar Köyü'ne Kara Mürsel'e bir selam gönderelim. Ve bir selam da Kara Mürsel Merkez Tilki Selim Mekan. Her zaman olduğu gibi muhtemelen gene orada bütün televizyonlar açık bir şekilde bizi izliyorlardır diye tahmin ediyorum. Tüm kahve sakinlerine selam, saygılar. Recep Kara şöyle bir koldan sert attı Ali Gürbüz ama temiz bir hareket. Herhangi bir faul yok bu arada. Furkan Durmuş Altın ve Enes Doğan arasındaki güreşte oldukça hareketli her iki genç isim. Enes Doğan az önce bir koltuk altı gösterdi. Bir puma gibi üstüne atladı. Künde'yi doldurdu. Furkan Durmuş Altın atmakta geç kaldı. Bağlı değildi. Çözülmüştü tamamen. El, kol, bacak her şey boştu. Atsaydı Künde bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle geçmiş olabilirdi. Furkan Durmuş Altın adına orada kaçırılmış bir avantaj var gibi şu dakikada yorumlamak mümkün. Süper bir pozisyondu. Çok hareketli her ikisi de. Adeta destek küçük güreşi izletiyorlar bize. Furkan Durmuş Altın Enes Doğan karşılaşması. Recep Kara Ali Gürbüz her ikisi. Her iki dev yukarıdan darbeler var. Adeta yukarıda bir güç savaşı izliyoruz. Ali ve Recep arasında. Hemen önlerinde gene Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan güreşi. Osman Aynur bugün burada çok istekli, iyi güreşler yapmakla beraber şu anda da iyi güreşine devam ediyor. Kasnağını saklamaya çalışıyor Hüseyin Gümüşalan'dan. Dört çift baş pehlivan şu anda yarı finale kalmak için. Sıkıntı. Evet, sahada dört önemli güreş var. Yorumlarınıza bu noktada kısa bir ara vereceğiz. Enes Doğan'ın arka tarafta Furkan'ı bastırdığını görüyoruz. Burada bir kadrajımızda şimdi iki çift baş pehlivanımız Recep Kara Ali Gürbüz, Furkan Durmuş Altın ve Enes Doğan arasında geçen güreşi girdi. Keşke bütün güreşler böyle olsa rahat rahat anlatsak. Şimdi Enes Doğan pozisyon arıyor. Daha doğrusu pozisyon yaratmaya çalışıyor. Furkan Durmuş Altın karşısında. Furkan bugün
jeneriklik galibiyetlere imza attı. Çok istekliydi. Ali Gürbüz ve Recep Kara arasındaki güreş sizler de görüyorsunuz yukarıda. Adeta güç savaşı şeklinde gidiyor. Her ikisi de birbirini yukarıdan bozmaya çalışıyor. Ama Ali'nin daha doğru işler yaptığını görüyorum. Çünkü yukarıdan sürekli olarak işte bakın bir kez daha kafadan basarak kafan bakın bu korkunç bir baskı nefesinizi kesiyor çünkü gırtlak kemiğiniz içeri gömüldüğü için nefes alamıyorsunuz ve bu sürekli olduğu takdirde boyun kaslarınız adeta gevrek bir simit kadar yumuşuyor ve ön taraftan da gırtlak kemiğiniz sürekli içeri battığı için nefes alamıyorsunuz ve bir anda adeta oksijen komasına girebildiğiniz durumu yaratıyor. Ali Gürbüz'ün bu baskıları Recep Kara'da ani bir elektrik kesmeye neden olabilir. Tekrar tekrar uzun kollarıyla bunu deniyor Ali Gürbüz. Recep Kara şu dakikalarda buna bir çözüm bulabilmiş değil. Bir kez daha bastı ve o da Ali Gürbüz'ün omuzuna kolunu koyarak kaldıraç vazifesi yapıyor ki orada o kol, o baskı minimize olsun. Ama bir kez daha yakaladı Ali Gürbüz. Çok doğru bir güreş taktiği şu anda. Kafanın kurtulduğu anlarda derhal kafayla Ali Gürbüz'ün. Ali Gürbüz döşe giriyor bu sefer. Recep Kara göğüs çaprazını buldu, vurguladı ama orada Ali çok sakin kaldı. Ve ikinci hamleyi yaptırtmadı Recep Kara'ya. İyi bir avantaj olabilir miydi? Ali Gürbüz ve yine bugün Çınar Kapor'da sahibi Recep Kara arasındaki güreşlerde görmeyi çok alıştığımız hatta Kırkpınar'da efsane olan pozisyonunda kahramanıydı. Göğüs çaprazından Recep Kara'nın Ali Gürbüz'ü bulması bir kez daha bu sahneyi gördük. Ahmet Erkara adına ama Ali Gürbüz'ün ısrarı devam ediyor, baskısı devam ediyor. Şimdi ekranlarınızda her iki sistemsel benzerliğe sahip baş pelivanı Orhan Okulu. Bu arada Enes Doğan ve Furkan Durmuş Altın güreşi az önce de söylemiştim. Deste küçük boy pelivanı gibi karıştırabiliyorlar. Her an sonuç çıkabilir. Ama Furkan burada ev sahibi pozisyonunda Enes'i geçmek isteyecek. Ali Gürbüz'ün yorgun Recep Kara karşısında atakları devam ediyor ama bu arada Recep Kara'ya bir alkış istiyorum. Az önce Mehmet Yeşil'le muazzam bir güreş yaptı. Ona rağmen şu dakikada bile Ali Gürbüz karşısında bu kadar direnç göstermesi 30-42 yaşını bitirmek üzere olan Recep Kara için bence büyük bir başarı göstergesi. Evet Furkan ve Enes. Enes bu sene Türkiye'deki en kondisyonlu isim dersem çok iddialı mı olur bilmiyorum ama benim izlediğim en kondisyonlu pehlivan tüm boylar içinde Enes Doğan. İşte o korkunç kondisyonuyla burada Furkan Durmuş Altın'a da kondisyon üstünlüğünü an itibariyle ele geçirmiş gibi gözüküyor. Tabii yanılıyor da olabiliriz ama güreşin akışı bunu bize gösterecek. Bakın gerçekten döşüyle nasıl baskı yapıyor ve o baskı karşısında da Furkan Durmuş Altın yayılmak zorunda kaldı. Döş baskısı müthişti. Aferin Enes Doğan, bu kadar genç yaşta bunu nereden öğrendin? Kemal Yılmaz farkı olsa gerek. Bu arada Ali temposunu, baskısını, arzusunu hissettirmeye başladı Recep Kara'ya. Recep Kara müthiş bir direnç gösteriyor. Müthiş bir savaş veriyor Ali Gürbüz karşısında. Bu arada karşı atakta orada bir kemaneden ters aşırma, bir aktarma oyunu deneyecek gibi duruyor sürekli Furkan Durmuş Altın. Künde ve kemaneden ters aşırma sürekli bağlıyor. Şimdi Künde'yi bağladı ama Payanda'dan güzel yatırdı kalçasını. İyi karıştılar şu dakikada Enes ve Furkan. Kırkpınar Başaltı birincisi
yeni baş birimanız Furkan Durmuş Altın karşısında gerçekten etkili bir güreş yapıyor. Enes Doğan. Beşli karar meydanında görüyorsunuz. Altın kemerde Koç Yiğitler kral kırara güreş yapıyor. Baş pehlivanlarımıza, pehlivanlarımıza şöyle kocaman alkış isterim. Evet, gerçekten hak edilen. Bazen cazgırlar sahayı alevlendirmek için böyle gerekli gereksiz anonslar yapar ama bu sefer Emin Ger tam zamanında doğru bir anons yaptı. Haklı bir alkışı seyirciye yaptırdı. Recep Kara ihtar noktasında kuleye bir itirazda bulunuyor şu anda ve çok da evet, şimdi de 5 numaralı hakemin gazabına uğrayacağız mı acaba? Furkan dış gazıyla yaymaya serpmeye çalışıyor. Enes Doğan'ı burada biraz göğüs bölgesini de aynı az önce Enes'in yaptığı gibi kullanması gerekir. Bakın Enes'in sol kolu rahat duruyor. Baş pehlivan güreşinde o kol o kadar rahat durmaması lazım. Az önce Enes bunu çok doğru yaptı ve göğüsle döşle çok sert bir baskı yapmış ve Furkan Durmuş altını uzatmıştı. Ama Furkan bunu yapmadı. Şimdi bakalım neler olacak. Diğer baş pehlivanlarımızın güreşlerine bakıyoruz. Harika bir görüntü. İki efsanenin yıllardır Türkiye'nin en büyük rekabetini ortaya koyan Recep Kara ve Ali Gürbüz rekabetinin enfes görüntüleri. Kaş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu. Keyif verici görüntüleri. Doyurucu görüntüleri, tarihe geçen görüntüleri ekranımızda. Recep Ordulu, Ordunyeli Recep Kara. Talha Koray Gümüş, Antalya. Evet, Ali Gürbüz kafayı döşe iyicene yasladı. Sağ el sürekli kastakta. Sanırım bir anda Recep Kara'nın Sayın Ömer Niyazi İşlek adına sağ tarafına önce sola sonra da sağa bir koltuk altı gösterebilir. Tabii ki el kasnaktayken. Sertoğlu otomotivlerin sahibi iş adamı Enes Doğan gerçekten Sayın Yusuf Yasin Sert baş altından geldi. Baş altından gelen pehlivanlar içinde en iyi grafiği şu ana kadar baş pehlivanlık boyunda gösteren isim oldu desek herhalde yanılmayız. Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Bugün burada Ali Gürbüz adına güreş yapıyor. Biraz daha Samet Kahya, az önceki ihtarın da etkisiyle Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Recep Kara'yı biraz daha bunaltmak istiyor. Hava çok sıcak. Yasin şeyleri de bugün görelim. Bugün burada Batıral Turizm dursun bir gösterelim ya. Sahibi iş adamı Sayın Hamdi Sarıcı adına güreş yapıyor. Furkan ve Enes gerçekten evet burada bıçak. Yasin'den rica ettim. Diğer müsabakaları da görün. Hani ne var ne yok. Belki yorumlarda yorumlara bakmıyorum şu anda. Soruyor olabilirsiniz. İşte Hüseyin ve Osman. Güreş duran Orhan ve Yusuf arasındaki güreş duran Furkan'la Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'ın pehlivanı. Enes arasındaki güreş ise adeta destek küçük İsmail güreşi Şahin, gibi. Şimdi Serik dış kazıkla yaydı. Allah bakın Allah. Bir kez daha göğsüyle, İllallah. Döşüyle nasıl eziyor, Allah nasıl basıyor. İyi dastanlara yarı Enes Doğan. Alkışlarla diyelim maşallah. Gerçekten usta işi bir güreş yapıyor bu genç Allah. Çocuk. Tecrübeli Furkan Durmuş kaldız. Altın karşısında. Şu dakikaya kadar kafa kafaya güreş attı. Konuklarımız akın akın gelmeye devam ediyor. Ataspor'u güreş çok seven
bizleri bu er meydanlarında yalnız bırakmayan, görev yaptığı yerlerde biraz yasın, yılın bürokrasi seçilen, yüzlerine girsen görevi bitince bir değerimizi kaybettik diye gözyaşlarıyla uğurlanan Konyaaltı Kaymakamımız Sayın Kamil Köten. Her meydanımızda evet, müthiş bir görüntü, iki devin kıyasıya çarpışması, gerçekten çok büyük bir kas kuvveti mücadelesi var an itibariyle yukarıda. Soru şu, kim pes edecek, kimin enerjisi tükenecek, kim vazgeçecek iki devin arasındaki bu muazzam güç gösterisinde? Ali Gürbüz yukarıdan kafayı sürekli olarak Recep Kara'nın döşüne saplayıp duruyor. Recep oradan kafayı bir türlü kurtaramadı. Ali Gürbüz adeta bir ahtapot gibi sardı orayı. Bir sağdan, bir soldan. Kafaya baskıya devam ediyor. Ali Gürbüz, inanılmaz bir baskı bu. Size çok normal gelebilir ama bir pehlivan olarak söyleyeyim. Gerçekten karşı durulması çok zor bir durum bu. Şimdi güreşi dizledi. Ön kasnağı yumuldu Ali Gürbüz. Her an bastırabilir veya çarpıp sol sağ koltuk attığı geçirebilir ama onun yerine Recep Kara'yı sınıra kadar getirdi. Bu da bir artı. Neden? Çünkü bir ihtar daha verdirebilir eğer Recep Kara'yı o sınıra getirebilirse. Eğer bir yeniş pozisyonu olmazsa bir ihtar olan Recep Kara için güreşin ihtarla bitmesi bile söz konusu olabilir. Ama bunun için daha en az 3 kez bunu yapması gerekiyor Ali Gürbüz'ün. Evet Enes, gerçekten Furkan Durmuş karşısında çok istekli ve kazanmak istiyor, bu açık bir şekilde belli. Evet, evet. Ali inanılmaz baskısına devam ediyor. Bu kürüme bittiğinde normal şartlarda Recep Kara'ya ikinci ihtarı kulenin vermesi gerekiyor. Bakalım verecekler mi? Az önce erken verdiklerini düşündüğüm, yani birinci kürümede verdiklerini düşündüğüm bir ihtar vardı. Anons bekliyorum. Hayır yok. Bu da şu anlama gelir. Hakem heyeti az önce burada ihtar vermediğine göre hata yaptığını kabul etti. Çünkü ikinci kürüme, ihtardan sonra ikinci kürüme geldi. Bu sezon yayınlarda sık sık sizlere bahsettim. Geçen sene üçüncü kürümelerde bir ihtar veriyordu hakem heyeti ama bu sene her iki kürümede bir ihtar verdiler. Sezon başından beri buna dikkat ettim. Size de sayıyorum. Az önce, şimdi üçüncü kürüme. Bakalım bu üçüncü kürümede. Neler olacak? Anons bekliyorum. Anons var mı? Recep Kara'nın az önce kuleye bu arada Yusufcan açıldı gibi bir durum var mı orada bilmiyorum. Bir anda... Ne diyorsun Mehmet Akif? Ya usta şu an yok. Ali Gürbüz'ü aklı olarak hakem heyetini derden orayı işte demiyorum. Biraz önceki pozisyonu. Yok, onu görmedim. Evet, çok şimdi Ali şimdi kafasına göre dengeyi sağladı. Kafayı sana göre de şimdi üçüncü kürümede verdi. Sayın hakem heyeti dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bunları bu şekilde yaptığınız zaman baş pehlivanların saygısını kaybedersiniz ve inandırıcılığınızı kaybedersiniz.
kurumumuzun inandırıcılığını kaybederiz. Bir standardı varsa bu işin onu uygulayın. Bu arada her an kösteğe oturabilir mi Orhan? İkisi de kazık kazı ama Zeybi'nin kazığı biraz daha dolu. Seka Park'a götüreyim sizi orada. Bu arada köstekledi. Orada bir açılma var mı Orhan Okullu? Bu sefer açtı. Az önce de buna benzer bir pozisyon vardı. O pozisyonda bir açılma vardı gibi gördüm ama emin değilim. Ama bu sefer aynı pozisyonda açılma gerçekleşti. Orhan Okulu yarı finale çıkan ilk baş pehlivan oldu. Bu arada Ali Gürbüz bir kez daha Recep Karay'ı çürüdü. Standart ve matematik doğruysa, bunu bir kez daha yaparsa 3 ihtarla Recep Karay'ı diskalifiye ettirebilir Ali Gürbüz. Neler olacak? Ali Gürbüz başlar başlamaz kafayı bir ok gibi döşe sapladı. Ve göğüs çaprazından buldu. Çengene girmek istedi. Sırt aşağı yatırdı Ali Gürbüz. Daha fazla dayanamadı. Dev Recep Kara. Yorgunluğu hissetmiş olmalı ki aniden göğüs çaprazına girdikten sonra Maraş çengelini yetiştirdi ve sırt aşağı yatırdı. Dev rakibi Recep Kara'yı. Megastar Ali Gürbüz an itibariyle ikinci baş pehlivan her meydanında kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Furkan Durmuş Altın neler yapacak? Enes Doğan'ı bir kez daha bastırdı ama Enes gerçekten muazzam kalitede bir güreş ortaya koyuyor. Osman Aydur ve Hüseyin Gümüşalan güreşi yere bir türlü indiremediler. Açık söylemek gerekirse heyecan arıyorduk o güreşte ama heyecanı şu dakikaya kadar bulamadık. Fakat beklediğimizden fazla heyecanı bulduğumuz karşılaşma Furkan'la Enes arasında geçiyor. Başlayanlarımızın tamamına saat gelmişti. Gerçekten hakemlerimize bu arada puanlama saatinin anonsunu sanırım sizler de duydunuz. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Enes Doğan. Mesela Furkan Durmuş Altın. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar. Puanlaması izleyeceğiz. Puanlamada yağ ve bez mola süresi 5 dakika. Bunu hatırlatalım. 5 dakikadan önce de dönebilir seyircilerimiz. Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özpanlar'ın pehlivanı. Neler olacak şimdi hep beraber göreceğiz. Yarı finale kimler kalacak? Orhan Okulu ve Batuhan Ali Gürbüz yarı finalin ilk isimleri. Antalya Kumluca. Diğer iki yarı finalistimizi arıyoruz. MCM Özpanlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı Süleyman Uskaç, Recep Kara bitmiş artık, emekli olma zamanı gelmiş diyor. Gerçekten kesinlikle katılmadığım bir yorum. Adam bugün Mehmet Yeşil Yeşil'le burada kıran kırana kapıştı. Onun üstüne Ali Gürbüz'le de karşısındaki adam Ali Gürbüz arkadaşlar. Yani normal bir insan değil. İnanamıyorum yani bu yorum. Kafa karıştırıcı. Nesi bitmiş bu adam? Dün Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanına bu adam çipi atmadı mı? Alo, kendinize bir gelin. Adem Türkoğlu işte görmek istediğimiz Ali bu demiş. Kayı boyu demiş ki nasıl da Ali Gürbüz yenince anlatırken çıldırıyorsun demiş. Ne demek istedin kıymetli kardeşim? Osman Ayaz, Recep Kara fiziken güreşmeden anca bu kadar olur. Erkan Erbaş, Halil abi hakemler biraz kenarda dursa iyi olur. Arkadaşlar inanın bana dilimde tüy bitti. Onlardan bu konuda Özber'i beklediğimizi defalarca anlattım. Celida istersen bir çık karşısına demiş.
Abi Türk, Ali Gürbüz ile güreşler bir başka güzel. Değerli saygıdeğer konuklar, küçük orta, küçük boylar yarı final. Zihni Sabar, Halil Hocam Ordu Korgan'dan selamlar, saygılar sunarım demiş. O saygı bizden. Bugün burada Serik ve Ali Mert Irak, gerçek Ali Gürbüz, gerçek star. Murat İlgün, hakemlerin yönü kuleye dönük oluyor. Yayını kule tarafından yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Fark etmiyor ki birbirlerini, yani çözüm var, o da şu: hakemler hareketli olmak zorunda, sabit durmamaları gerekiyor. Bu konuda da defalarca uyarıldılar, bunu biliyoruz zaten. Evet, bu arada puanlama güreşlerimiz başladı. Hüseyin Gümüşalan muhtemelen Antalya göğüs çaprazı deneyecek. Osman bunu çok iyi biliyor ve geri gidiyor. Ama gerçekten müthiş bir karışma pozisyonu olabilecek güreş. Ömer Bur, Enes Antalya Aksu. Küçük orta, büyük ve Furkan arasında şu anda kulenin Antalya öndeki güreşi 2 numaralı ve 5 numaralı hakemler beraber yönetiyor ki bizler bu güreşi Antalya çekemeyelim. Sizler de izlemeyin. Ne gerek var canım size? Hakemler izlesin, yeterli. Vay arkadaş ya. Hayret bir şey. Sayın Veli Demir adına güreş. Gerçekten yapıyor. Hayret bir şey. Celal Bayar Çilengel, Antalya Serif. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız. Aynı zamanda Mustafa Sandık Usta Edirne Yıldırım'a selam yolla demiş. Sayın hadi bakalım. Edirne'mize çok çok selam. Nazif Sam Kısmet Duvar Aslan'a kadar Ali Gürbüz. Küçük boyda final yaptı. Küçük orta. Evet, şöyle bakalım. Furkan Durmuş Altın Antalya mı? Enes Doğan mı? Kim puanlamada daha hızlı olacak? Kimin daha hızlı olduğu açıkçası bana göre Furkan Durmuş Altın buta çift kol bağladı, daldı oraya ama bacağı söktü, aldı oradan Enes. Gözümüzü bile kırpamadığımız bir güreş şu anda var sahada. Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı Süleyman Kozakoğulları, Antalya Korkuteli. Abdullah Ölmez, Ali Gürbüz'ü Hüseyin Gümüşalan'ın güreşini gösterir misin diyor. Kutsaldır Ay Yıldız. Yasin iki maçı kadraja koyabiliyor muyuz? İkisi de Türkiye'ye göz dikenleri. Fatih Cener'e hakemler kuleye bakacağız karşı diye herkese saygısızlık yapıyorlar. Kim bizi ne derse desin. Sabit durmaları yanlış. Kıstıt Hasan'a kadar Megastar Ali Gürbüz demiş. Cavit Emin Malkara'dan selamlar. Hüseyin çapraza girdi mi mandayı devirir demiş. Evet, bakacağız. Kim kimi devirecek kıymetli kardeşim, onu göreceğiz. Ama Osman Aynur gerçekten sert elenselerle Hüseyin Gümüşalan'ı odaklanmasına izin vermiyor. Neler yapılacak orada hep beraber göreceğiz. Allah Allah. İllallah. Ama şu kesin. Buradan artık geri dönüş yok. Burada kolları havaya kalkan pehlivanlar artık kürsüde. Bu arada Furkan Durmuş Altın tek dalmak istedi. Hakem gerçekten orayı, yani bizim açımızda tamamen karartıyor. Zorlanıyoruz bazen görmekte. Hüseyin ve Osman neredeyse birbirlerine yukarıdan vurmak haricinde dokunmuyorlar. Hüseyin Gümüşalan, evet bu arada diğer güreşte pozisyon karıştı. İki numaralı hakem, Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Orada boyundurukta Enes neler yapacak? Şimdi oradan göğüs çaprazı denemek istedi. Arkaya doğru geçebilecek Menes Doğan. Yan tarafta kaldı.
Çok büyük bir hata yaptı bana göre. Furkan Durmuş aldı. Neler olacak orada? Yana aldı Enes Doğan'ı. Enes Doğan oradan aktarabilecek mi? Öne doğru septi. Puana çok yakın olabilir Enes. Bir türlü Burgu'dan arkaya geçemedi. Şimdi boşalttı mı acaba Kemana'ya geçebilen isim? Furkan Durmuş alacak mı? Hayır, güreş bir kez daha kafa kafaya geldi. O, Furkan Durmuş altın. Kamikaze bir dalış yaptı. Kol bastı, ayaktan oturdu. Güzel karıştı güreş. İki numaralı hakem milimetre kıpırdamıyor. Milimetre kıpırdamıyor. Tebrik ediyorum kendisini. Sağ olsun, var olsun. Orada güzel kök verdi. Gidip sulayacağım biraz sonra onu. Önümüzdeki sene kadar inşallah bir sürü hakemler dal verir orada. Vay arkadaşım ya. İnanamıyorum ya. Sayın Federasyon Başkanım. Bu arada neler oluyor orada bir bakalım. Lütfen bu konulara bir el at. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal'ın pehlivanı. Bugün burada... Evet, Enes puana çok iyi. Terse doğru döndü Furkan ama affetmeyen Enes Doğan oldu. Baş peyronun güreşlerinde Enes Doğan galip. Furkan terse doğru döndü ve adeta bir anda Enes Doğan'ın, bakın burada az önce de bu hatayı yapmıştı. Büyük bir hata yaptığını söylemiştik. Aynısını bir kez daha yaptı ve Enes Doğan çeyrek finalden yarı finale uzanan bir başka diğer isim oldu. Ama bu iki numaralı hakem açıkçası moralimi çok bozdu. Şu güreşi anlatasım gelmedi o derece. Şuradan bir sniper'ın falan. Sniper neydi? Tüfek miydi? Böyle bir şey var değil mi? Yani buraya bir sniper getirmek lazım. Başaltı pehlivanlarımıza yarı finalde alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Aslan'da. Sevgili adminlerim, gereksiz yorumları yapmayalım. Şu son yorumu lütfen kaldıralım. Kim yaptı onu bilmiyorum. Hemen o yorum bir kalksın oradan. Bunlar bize yakışan ve sayfa politikamıza uymayan yorumlar. Mehmet Çetiner nasıl bozmayacaksın ya, görmedin mi? Biz size burada mahcup oluyoruz. Sağlık görevleri sayın doktorum, lütfen bu meydanla müdahale edelim. Ben şu iki numaraya gidiyorum arkadaş, daha fazla duramıyorum. Evet, çeyrek finalin son eşleşmesi kaldı şu an puanlamada. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur. Evet, Dürge şu an ortada. Her iki taraf içinde eşit, biri aktif biri pasif diyemeyiz. Evet, Osman Aynur sağdan sert bir elense çekti Gümüşalan'a. Evet, tekrarladı. Onu sert elenselerle kızdırmak istiyor. Kızdırdıktan sonra oyuna girmek istiyor anladığım kadarıyla. Taktik yapıyor bu şekilde Osman Aynur. Hüseyin Gümüşalan ise şu ana kadar bir taktik ya da oyun arayışına girmiş durumda değil. Evet, Osman Aynur elenselerle yukarıdan boğuyor. Sağdan sert bir elense vurdu. Soldan da bastırıp aşağı doğru çekiyor. Adeta bir boksör gibi. Soldan çekip sağdan elenseyi yapıştırıyor Gümüşalan'a. Gümüşalan şu ana kadar ona istediği karşılığı vermişti. Kızmadı. Biliyor bunu taktik olduğunu. Ona göre görüş yapıyor.
Her iki pehlivanımıza da yoruldu. Hani kolay değil. Bu sıcak havada kıran kırana güreşler yapmak. Evet, son yarı finalistimiz hangi baş pehlivanımız olacak? Osman Aynur mu? Hüseyin Gümüşalan mı? Kocaeli mi? Antalya mı? Evet, diğer yarı finalistler adeta Antalya ambargo koymuş durumda. Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Enes Doğan. 3 Antalyalı baş pehlivan yarı finalde. Eğer Osman Aynur da kazanırsa 4 Antalyalı baş pehlivanımız yarı finalde eşleşmek için kurallarını çekmek üzere bulunacaklar. Ama Gümüşalan kolay kolay bırakmayacaktır. Son baş pehlivan üçüncüsü. Şu an başarı grafiği Osman Aynur baş pehlivanımıza göre daha iyi durumda. Formu da öyle. Burada paçayı kaptırıp yeneceğini düşünmüyorum. Galip gelmek için kanının son damlasına kadar savaşacak. Tabi Osman Aynur da ev sahibi sayılır Antalya'da. Büyük bir güreş. Burada senelerdir güreşiyor. Burayı biliyor. Güreşmeyi seviyor. Taraftarı, seyircisi çok. Şu an iki kat motivasyonla, iki kat güçle güreşe asılıyor. Osman Aynur pehlivanı da tebrik etmek lazım çünkü rakibi çok genç. Aralarında neredeyse 15 yaş fark var. Ve daha iri, evet şu an güreş karışabilir mi diyecektim ki tekrar ayrıldılar. Şu an sadece taktikler savaşı ortada. Elense ile birbirlerini yıpratmaya çalışıyorlar. Dengelerini bozmaya uğraşıyorlar. Her iki pehlivan da şu ana kadar bir sonuç alabilmiş değil. Tekrar bağlandılar. Evet, Osman Aynur'u Gümüşalan'a göre daha istekli ve daha diri görüyorum şu an. Gümüşalan'da daha fazla yorgunluk belirtisi var gibi. Tabii buradan yayın yaptığımız yerden yüzlerini görmek, seçmek çok zor ama vücut dillerinden şu ana kadar anladığım bu. Osman Aynur elenselerle rakibini bozmaya devam ediyor. Gümüşalan da aynı şekilde karşılık veriyor. Anladığım kadarıyla da her iki pehlivan kontra bekliyor. Kontra için şu an taktik geliştirmiş durumdalar. Kontra dedim yani bir oyunu rakibinden beri bekleyip ona karşı bir oyunla galip gelmeye çalışıyor. Riske atmak istemiyor. Çünkü her ikisi de çok yoruldular. Takdir ederseniz gibi bir tur önceki maçta Recep Kara ile aynı şekilde Mehmet Yeşileşil güreşmişti. Recep Kara galip geldiği halde, dinlenme süresini de kullandığı halde, tabi karşısında da bir Ali Gürbüz var ama Recep Kara da bir marka, bir isim. Ona rağmen yorgunluğunu atlatamadı. Ali de bindirdikçe bindirdi ve jeneriklik sırt aşağı bir yeniş yaptı.
Evet, her iki baş pehlivanımıza tekrardan bağlandılar. Osman Aynur kastanktan tuttu ama tekrar çözdü. Gümüş alan, evet, kafaya basıyor şu an. Osman Aynur tekrar sertleşti elenseleri. Evet, şu an istediği taktikten sonuç almaya sanki başladı. Gümüş alanı kızdırıyor. Onu hata yapmaya zorlamak istiyor. Aynı şekilde karşılık vermeye verdi Hüseyin Gümüşalan. Evet dostlar. Karşılıklı şu an yukarıdan elense vuruyor birbirlerine. Göreve gelir gelmez ata sporu başta olmak üzere. Evet, taktik olarak sporu, hala her iki pehlivanımızda kontra bir olay. Yani rakipten karşılık bekleyip, oyun bekleyip karşılığını verme oyunu, kontra oyunu bekliyorlar. Basın görüştüklerinden dolayı baş pehlivan Osman Aynur ve baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan'a kulakem heyetimiz tarafından birer ihtar verilmiştir. İlgi ve bilgileriniz arz olur. Evet, bunu bizimle birlikte tabii kulede ustalarımız var. Onlar da fark etti. Her iki baş pehlivanı da güreşe girmeleri için ihtar verdi. Her ikisine de karşılıklı olarak. Çünkü her iki pehlivan da şu an taktik olarak kontra ve Türkiye'de yapmak için taktik geliştirmiş durumdalar. Süperlik, handball kupasını hakemlerimiz ise başta güreşe girmelerini bekliyorlar. Sonuç olsun istiyor, yeniş olsun istiyorlar. Bu başarıda emeğe geçen tüm paydaşları şöyle coşkuyla alkışlıyor. Ama mavi taktik olarak hala her iki baş pehlivanımız da taktiğini değiştirmiş değil. Evet, şu an bağlandı. Sağlık görevlileri sayın doktorun vermekten edilir. Değerli güreşçiler, saygıdeğer konuklar, minik bir boyu final. Harun Otomotivlerin sahibi iş adamı sayın Harun Zırh adına güreş yapıyor. Muhammed Bera Cerin Korkuteli Küçüklü. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözel'in pehlivanı. Bugün burada Çinler Harfiyatların sahibi Sayın Mustafa Çin adına güreş yapıyor. Adem Oğuzhan Dere Antalya Manavgat. Minik iki boyu final. Dinike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi'nin pehlivanı. İsa Ertaş, Antalya Filike Yuvalı. Antalya'da faaliyet gösteren Esat Tav İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı. Çok yoruldu pehlivanlarımız. Baş pehlivanlarımız. Tekrar bağlandılar. İkisi de riske atmak istemiyor. İkisi de burada en kötü kürsüye çıkmak istiyor. O yüzden hiç riske atacak oyunlar yapmıyorlar şu anda. Ya da öyle girişimde bulunmuyorlar. Yiğit Dumluç, Antalya Demre. Antalya Kumluca Beykonak'ta faaliyet. Evet, hakem uyardı hareketlenin diye her iki baş pehlivanımızı da. Reşit Siyah Koç adına güreş yapıyor. Bu arada burada da güneş gitti, biraz serinlik çöktü. Bundan sonra sanırım baş pehlivanlarımız, tüm pehlivanlarımız gölgede güreşecekler. Teşvik iki boyu final. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köloğlu'nun pehlivanı. Evet, anladığım kadarıyla kul hakemlerimizin İhtar kararları baş pehlivanlarımızı hareketlendirmiş değil. Güreşe girmelerini istedikleri halde her iki baş pehlivanımız da taktiğini hala aynı şekilde sürdürüyor. Evet, bağlandılar. Elenseler çekerek, yukarıdan aşağı elense çekerek. Pehlivanlarımızın final maçları. Dengesini ve görüntüsünü bozmak istiyor her iki baş pehlivanımız da. Arif Cappar Hocam ve yine
Kumluca bölgesi hakemlerimizden Aziz Okulu Hoca, Elmalı bölgesi hakemlerimizden Özgür Yapıcı Hocam, Kumluca bölgesi hakemlerimizden Mehmet Karamıklı Hocam yapacaktır. Arz olunur. Allah Allah! İllallah. Evet, gümüş alan adeta kerpeten gibi kaslan yapıştı. Ama Osman Aynur kaslaktan elini çözüyor gümüş alanın. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Evet, Osman Aynur şu an daha istekli. Evet, Osman Aynur yukarıdan elenselerle rakibini dövüyor, yıpratmaya çalışıyor. Gümüşalan ise boşluk arayıp ya dalış ya da klasik oyunu olan budama oyununa girmek istiyor. Şu an hareket, güreş biraz daha hareketlendi. Her iki sporcu da şu an boşluk arıyor. Zamanlamayı bekliyorlar şu an her iki baş pehlivanımızla. Kendi doğru zamanını yaratmaya çalışıyorlar, boşluk yaratmaya çalışıyorlar. Yukarıdan elenselerle bozarak, hareket ederek. Küçük orta, büyük orta yuvanlarının puanlama saati gelmiştir. Evet, size yayınlarda da dile getiriyoruz. Şimdi de ufak bir tekrar eleştiride bulunayım. İşte puanlama güreşi olursa böyle oluyor sayın seyirciler. Yani şu an her iki pehlivanımız da yaklaşık 10 dakikanın üzerinde. Her iki pehlivanlara kendi rakibinden oyun bekleyip kontra ayak oyun yapmaya çalışıyor. Neden? En ufak bir hatanın telafisi yok. Ama puanlama olmazsa ne yapacaklar? Güreşe girecekler. Bir an önce yenip ikinci tura dinlenmeye çekilip ikinci tura daha zinde hazır gelecekler. Çünkü ikinci turdaki rakipleri de daha güçlü olacak. O yüzden ben İbrahim Başkan'ın kararını burada çok doğru yerinde ve doğru buluyorum. Bu sezon sonunda da Antalya pilot uygulayacağını, Kırkpınar'da da tamamıyla uygulayacağını söyledi. Ben bunu olumlu olarak döneceğini düşünüyorum. Evet, gümüş alan tekrar kasnaktan tuttu, çözdürdü Osman Aynur. Evet, biraz hızlandı. Evet, güreş hızlandı. Evet, tekrardan kol bağladılar yukarıdan. Antalya Korkuteli Spor Kulübü'nün pehlivanı. Biraz daha bu devam ettirseler aslında... Her iki sporcu da Korkuteli'de faaliyet gösteren Bulut İnşaatların sahibi iş adamı neticeye sayı, varmak için çok büyük bir avantaja geçebilir. Zeki ama bozduktan sonra Antalya, her ikisi de kol bağlayarak toz koparan boyunun final müsabakasını beklediler. Antalya Finike bölgesi hakemlerimizden Yusuf Yılmaz yapacaktır. Arz olunur. Ayak boyun final. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Evet, kasnaktan gümüş alan Antalya tuttu, tekrar çözdürdü Osman Aynur. Bu arada yanlış bilmiyorsam Osman Aynur baş pehlivanımız 45 yaşına doğru yaklaştı. Yani yaşını baz alarak buradan Osman Aynur ustama tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle güreş. Bir tur önce de Recep Kara. Ahmet Akbaş adına güreş yapıyor. Bildiğim kadarıyla da Recep Kara'dan 1-2 yaş büyük olması gerekiyor Osman Aynur'un. Gerçekten şu an tebrik edilesi bir güreş yapıyor Osman Aynur. Kemal Arda Akbaş. Tabii biz bunu bu kadar uzamasından çok güzel oyunlarla sonuçlanmasını bekleriz. Ama er meydanını da en güzel şekilde temsil ettikleri için tekrar pehlivanlarımıza teşekkür ederiz. Evet, çok yoruldular. Yani buradan yarı finale çıkan hangi baş pehlivanımız olursa olsun eminim
Yarı finalde dinlense dahi çok zor güreşecek. Dezavantajlı konuma geçecek. Bir önceki turda yeşil yeşil Recep Kara maçında olduğu gibi. Yani çünkü burada bir aslanı yeniyorsunuz. Ama bir sonraki turda dinlenmiş aslan sizi bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk, senin vurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamın. Evet, şu ana kadar sadece yukarıdan elenselerle bozup ayakları hareket ettirerek zamanlama ayarlamaya çalışıyor baş pehlivanlarımız. Muhammedur Resulullah. Biz anladığım kadarıyla Osman Aynur gümüş alanı iyi okumuş. Onun en çok budama oyunu yaptığını biliyor. Ona göre pozisyon alıyor. Baş pehlivan Osman Aynur ve baş pehlivan Hüseyin gümüş alana ikinci ihtarları verilmişti. İhtarlar 2-2 olmuştu. İlgi ve bilgilerimize arz olun. Bence çok doğru, yerinde bir karar. Artık iki pehlivanımız da güreşe girmeli, sonuca ulaşmalı. Çünkü bu şekilde sonuca varamayız. 40 dakika geçer hala aynı güreşi izleriz. Yerinde ve doğru kararından dolayı ustalarımı, kule hakemini, hakem heyetini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum kardeşleri olarak. Evet, gümüş alan dıştan kasnağı bağladı. Osman Aynur da işten bağladı. Eğer ayrılmazlarsa buradan bir oyun çıkabilir. Evet, önüne çektirdi Gümüşalan. Oradan mükemmel bir yeniş alıyor Hüseyin Gümüşalan. Kasnaktan önüne çektirdi. Oradan oturdu. Hüseyin Gümüşalan'la oturdu ve arkaya doğru rakibini sırt aşağı mükemmel bir yenişle yarı finale adını yazdırıyor Hüseyin Gümüşalan, Karamürsel'in dev adamı. Evet, yarı finalin yeni gelen arkadaşlar olabilir. Onlar için tekrarlayayım. Yarı final isimlerini söylüyorum. Orhan Okulu, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan. 3 Antalya, 1 Kocaeli'li baş pehlivanımız. Yarı finalde birazdan kurallarını çekecekler. Eşleşecekler. Değerli güreşseverler, değerli konuklarımız, yağlı güreşlerimizin... Evet, komutada, kamerada Sayın Yasin Serhat, yorumcunuz ben Mehmet Akif Ersoy ve sunucumuz ustamız Halil Bağdat. 7 yıldır şu anda Er Meydanı'nda 3 çift pehlivanımız güreş yapıyor. Maddi manevi her zaman yanındayım. Evet. Konyaaltı Belediye Başkanım maddi manevi ne zaman emir Davut buyursa, mu? Davut değil mi? 12 numara. Evet, başaltı pehlivanlarımız 12 numaralı hakemin yönettiği Davut Cansev'le rakibi, diğer pehlivanlarımız da evet, onları da gerçekten Er Meydanı, Manavgat, Kırkpınar gibi, Kurtdere gibi büyük. O yüzden buradan seçmek gerçekten zor oluyor. Tanıdığım zaman onların isimlerini de söyleyeceğim sizlere. Evet, Yasin Serhat dediğiniz gibi, evet, soğuk kendini göstermeye başladı. Bir anda güneş gidince hava soğudu. Bu pehlivanlarımızın ister istemez güreşe girişini de değiştirecektir.
Hele ki sıcağa daha alışkın ve dayanıklı olan baş pehlivanlarımız, diğer pehlivanlarımızın güreş taktiğini kesinlikle değiştirecektir. Sağlık ihalesine katılmak üzere alkışlarınızla her meydana davetimi arz ediyorum. Daha güzel yenişler, hızlı yenişler görebiliriz İlerleyen önümüzdeki turlarda. Büyük boy, küçük orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanları. Çok acele final müsabakası için her meydandaki yerlerinizi alınız. Evet, cazgırımızı dinlediniz. Deste küçükten küçük orta, küçük küçük orta büyük boya kadar tüm pehlivanlarımızı final müsabakası için salavatlanmak üzere Er meydanına çağırdı. Burada yanına gel. Evet, biri başaltı kesin olmak üzere, diğeri de sanırım başaltı, iki çift. Evet değerli güreşçiler. Başaltı pehlivanımız şu an Er meydanında güreşiyor. 26. Bir yandan da Konyaaltı Belediyesi Festikan Başcazgır Yardımcısı Emin Ger ağalık ihalesini başlatıyor. Başlıyor. Duyduğunuz ağalık üzere. Açılış rakamını almak üzere. 25. geleneksel Meskikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız. Evet, başaltı pehlivanlarımız şu ana kadar sanki az önce abileri Osman Aynur Gümüşalan baş pehlivanlarımızın taktiğini görmüş gibi, onları izlemiş gibiler, aynı taktikle şu an devam ediyorlar. Ayakta, her iki güreşte ayakta ve durağan geçiyor. Sinan kardeşime de ellerini taşın altına koydukları için, güreşlere destek olmak niyetinde oldukları için teşekkür ediyorum. Tabii bunlar artık yarı final müsabakaları olduğu için oyunun tamamını da getiremiyorlar derken, arkadaki müsabaka ekranda gördüğünüz. Ekranda gördüğünüz müsabaka, evet şu an rakibini kastaktan paçadan yürüdü üstüne doğru, sonuç alabilir. Keçi dikmesi deneyecek, yan attı. Konyaaltı Belediye Başkanım Sayın Semih Esen, bir gün ağlarsanız o da sevinç ve mutluluktan olsun. Evet. Ağlık ihalemizi 1 milyon TL'ye rakibini keçi dikmesinden sanırım açık düşürdü ve yeniş yaptı. Sayın Semih Esen başta olmak üzere. Bu güreşe emek veren tüm paydaşlara şöyle coşkun alkışlar. Helali hoş olsun. Deste küçük boyda final. Frike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Biltaş Pem Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Erkan'a adına güreş yapıyor. Salih Can Topçu, Antalya Frike. Onur Kompak Sigorta. Bir anda toparlandı mı sana? Ve Onur Kompak Sigorta, Onur Kompak ve CMR VIP Turizm Mehmet Cemre Özkan adına güreş yapıyor. Enes Olkun Yalova Altınova. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden Yahya Demirhan Hocam yönetecektir. Az sonumuz. Deste orta boyda final. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aksu'da faaliyet gösteren Yılmazlar Mobilya ailesi adına güreş yapıyor. Süleyman Barış Çarpıcı, Antalya Aksu. Antalya Korkut İl Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Korkut İl'de faaliyet gösteren Topal Otoboyalar sahibi iş adamı Sayın Süleyman Topal adına güreş yapıyor. Ahmet Tuğyan, Antalya Korkuteli. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden Orhan Güreşçi Hocam yapacaktır. Arz olur. Allah Allah ilallah Muhammedun Resulullah, geleceğin baş pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Az önce ağırlık açılış rakamını çok kıymetli başkanım Sayın Semih Esen 1 milyon TL ile açıkladı. Ben hemen bu Er meydanında 7 yıldır ağırlıkları kimseye bırakmadım.
Koç İnşaatlar Semerken Mimarlık İnşaat Mühendisi Sayın Mustafa Koçun. Evet. İki ebedi altın kemerine sahibi Sayın Mustafa Koçun yanındayım. Evet, ağalık açık arttırması başladı. Mehmet Çetin abi sesine sağlık vallahi Allah bir demiş. Arkadaşlar indim yönetim kurulumuza gittim evet, ve sahadaki problemleri gösterdim. Teşekkür ediyorum buradan Bilal Öz beyefendiye. Hemen bu noktada gerekli müdahaleleri yaptı ve sahada kronikleşmeye doğru giden hakem sorunu bir anda çözüldü. Antalya Bok Oteli adına bana da onur ve gurur veriyor. Umut Uç, güreşi göster, ağalık bize göre değil. Sevgili Umut Uç, bak güzel kardeşim, beni iyi dinle. Ağalık sana göre değil ama o ağalardan alınan paralarla bu güreş yapılıyor. Senin haberin var mı? Yani bu adamları da arada göstereceğiz ki kimse kusura bakmasın, bu adamlar da reklam için bu işi yapıyor. Kamerası ekranı bu adamları gösterecek, bu adamlar da gelecek burada paralarını verecek, ağ olacak. Yani biraz kurnaz olun. İki ağalık ebedi kemerinin ebedi sahibi Sayın Mustafa Koçuş'un coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Abdullah Ölmez Salih abi her yediğin yoğurt işi vardır demiş. Doğru söylüyorsun. Emre Kemi, eğer bu yorumları yapmaya devam edersen seni sayfadan atarım. Evet. Bir tane daha yaparsan sayfadan sana güle güle diyeceğiz. Peki, sen bilirsin. Evet, Emre Kemi'ye selamlarımızı söyledik ama sözümüzü dinlemedi kendisine. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Hasan Fidan, Emre'ye kesin çözüm buldum. Evet, değerli güreşseverler, şimdi A adayımız Sayın Sinan Birol Karaca artık yazamaz. Gökhan Acar, gerekli işlem yapıldı. Ben Aslım Nesli. Burada hiç kimse kimseyi rahatsız edemez arkadaşlar. Gökhan Dağbaşı, Gönen'den selamlar. Yayınlar Al Usta, iyi yayınlar. Şenol Kura'da yarı finale kimler kaldı? Söyleyelim. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan ve Enes Doğan. Doğukan Yürük, hoş geldin Üstad demiş. Hoş bulduk. Altındal Züccaciye Samsun'dan selam. Abdullah Avcı abi, bu yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Ayrıca Korkut'un da selamlar, kolay gelsin. Evet, pehlivanlarımızın diyarına, Korkut Eline sizlere Fatih Ökmen bu sayfanın yayın, daha doğrusu sizler burada konuksunuz. Biz burada ev sahibiyiz. Evet, bu sayfa bir yerde sizin. Bu sayfayı temiz tutmak, doğru yönetmek de bizim görevimiz. Atmak zorundayız. Uyardım. Bir kere daha yazarsan atarım dedim. O da yazdı. Ve kendi düşen ağlamaz. Sosyal medya kimsenin çöplüğü değil. Herkes sosyal medyada istediği gibi rahat hareket edebileceğini sanıyor. İstediğine küfür edebileceğini, hakaret edebileceğini sanıyor. Öyle bir dünya yok. Antalya'dan Orhan Okul. Aslına bakarsanız profesyonel bir avukatla da anlaşıp bu sayfada hakaret içerikli, insanlara hakaret içerikli yaklaşımları yapan insanlara ceza işlemleri de uygulatmak lazım. Yani terbiyesizliğe hiç gerek yok. Kimse kimseyi de rahatsız edemez. Enes Doğan. Neyse. Bir numara. Mehmet Ali Deveci demiş ki, Halil abi herkesten çekiyorsun. Bugün hakemden, izleyiciden, Emre'den. Allah'tan Emre'den kurtulduk. Şenol Kuru'da teşekkürler demiş. Fatih Gökmen, seyirci
Güreşe seyirci lazım. Doğru söylüyorsun ama işi bilmeyen, güreşe fayda sağlamayan adamı ben ne yapayım kardeşim? Gelsin tribünde izlesin ya da televizyonlardaki sayfalardan. Televizyondan izlesin. Buradan izlemesin sevgili Fatih. Burası temiz kalmak zorunda. Sen de buna bu şekilde bakarsan sevineceğim. Ali Gürbüz 2 numara. Orman Nurak'ın bugün güreşler keyif veriyor. Arkadaşlar bugün güreşler mest etti. Mest. Harika. Yani lig güreşi gibi güreş oldu bugün. Yani benim bugüne kadar gelip izlediğim en güzel. Enes Doğan 2 Ali Gürbüz 3 Hüseyin Gümüşalan 4 Orhan Okul şeklindedir. İlgi ve bilgilerinize arz olur. Burak Koşar Ayvalla, Mehmet Yali Yılmaz, evet Gökbel var. Mahmut Yalçın güreşi bilmeyen kişi ağalını ne bilsin hocam demiş. Doğru. Ramazan Karat, yayıncı kuruluş siz misiniz? Yayıncı kuruluşlar var arkadaşlar burada. Sadece biz yokuz. Başka kuruluşlar da var. Ahmet Zeki Acar, Hüseyin Gümüşalan'a başarılar. Muhammed Özen Tokat Zile'den selam olsun, kolaylıklar diliyorum, sizlere başarılar diliyorum sayfanıza demiş, sağ olsun. Yakup Güler İstanbul Vizyon Kozmetik selamlar. Mustafa Çağıl alemsin. Zekeriya Kaya kaş kınık hafızlık Kur'an kursu olarak yağlı güreşler Akdeniz'in baş pehlivanlarını izlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler, emeğinize sağlık ustam demiş. Sinan Yazıcı, yüreğine sağlık Ali kardeşim, Erzurum'dan selamlar demiş. Kadir Akbaş gelmiş. Aslında hiç gitmiyor diye düşünüyorum. Hoş gelmiş ve uzun zamandır bir yıldız görmüyordum ve bin yıldızla bugün bir kez daha bize destek vermiş sevgili Kadir Akbaş. Akbaş fidecilik. Birin bin olsun Kadir Akbaş. Sağ ol, var ol. Sana borcumuz günden güne artıyor. İsmail Uygun maşallah, bereketli olsun inşallah. Mesut Kaya abim, Tekirdağ Hüseyin Pehlivan'ın memleketinden selamlar. Sana güzel insan ve selam. Eyvallah Mesut Kaya, sağ ol. Yusuf Eğlenti Tosya'dan selam. İbrahim Kırlı abi, sen yokken belki 100 defa yazdı. Evet, terbiyesizliğin bedelini ödedi. Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Spor As Başkanımız Sayın Sinan Boztepe'nin yanındayım. Evet, cazgırım, az önce de söylediğim gibi başkanım ne diyorsa odur. Bu anlamda sevgiler, sevgilik değil, ömürlük olsun. Hasan Gök, bizim Ünal Karaman bıraksın artık güreşi, kürsü yapamıyor hiç demiş. Süleyman Aldeniz, Salih Ustam, bugün hem siz hem de pehlivanlar güneşin hakkını sonuna kadar veriyorsunuz. Bir daha kimler? Edirne'den sevgiler demiş Süleyman Aldeniz. Hüseyin Yalçın, gönlümde Ali Gürbüz, Allah derman versin pehlivanlarımıza. Hollanda'dan bol selam. Konya'da belediye başkanım Sayın Semih Eseri'ye her yerden adaletini az ödülüm ve pahalılık kuratacağız. Değerli seyirler, kıymetli konuklarımız, Festikan Yaylası Er Meydanı'nda Küçük Boy'da, Küçük Boy'da final. Antalya Sirk Belediye Başkanı, evet, Sayın Mustafa Ender Koç Atıkan adına giriş yapıyor. Yine bugün burada İş adamı Sayın Okan Yıldırım adına güreş yapıyor. Güreş ağası. Alikan, Antalya, Sey. Veysel Kızmaz. Halil abi, denizdeyim, herkes yüzüyor. Ben seni izliyorum. Arkadaşım, ben seni çok iyi anlıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü güreş sevdası böyledir. Çağlar Gürsü, Altın Kemerli Pehlivanlar Diyarı Karamüsel'den selamlar demiş. Eyvallah kardeşim. Bünyamin Baysan. Kral Ali Gürbüz'den memleketimiz Korkut Eli'ne bir kemer daha bekliyoruz. Selamlar. Bu Temiki Emre'nin mesajına çok benziyor. Bundan başka gelmesin. Bak işte,
edelim maşallah. Ayhan Küçük, Ali Orhan final yapar usta demiş. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Tuna Toprak Adana'dan selamlar, yayınlar usta. Saatlerdir seni izliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun Tuna Toprak. Saatlerdir burada bizimle olman çok güzel bir şey. Şimdi İbrahim Yaman Bursa'dan selamlar, Rabbim pehlivanlara güç kuvvet versin. Ersan Turhan, farkındayım, bekliyorum. Bir tane daha yazarsa o da güle güle. Osman Nurak'ın çok hızlı büyüyen atasporumuza emeği geçen herkese teşekkürler. Ümit Özgür Hatay'dan selamlar, Al Gürbüz demiş. Abdullah Ölmez kıkır kıkır gülmüş. Barış Işıklı Hüseyin alacak yeri finalde, bak deyip göreceğiz. Arif Çağlayan, Halil abi İsrail'den izliyorum, paylaştım. Harikasın Arif Çağlayan. Çağlayan. Cüneyt Çeviker, Karamürsel'de iki kızımla seni izliyoruz demiş. Cüneyt Çeviker, evlatlarımızın yanaklarından öpüyorum. Karamürsel'e, tüm Karamürsel'lere selam saygılar. Yattı Ali Gürbüz, Allah'ın arslanı demiş. Ergün Şen, Danimarka'dan selamlar. Sayenizde güreşe doyuyoruz. Harika. Emine Sağol. Emine Özçelik. Haydi Samet, dualarım seni, Allah güç kuvvet versin demiş. Uğur Korkmaz, Çanakkale Çan'dan selamlar. Bu arada Çanakkale'de bir kez daha Çanakkale'ye bir hatırlatma yapalım. Çarşamba günü Bayramiç'teyiz. Bayramiç. Tüm Çanakkale'leri Bayramiç Er Meydanı'na bekliyoruz. Tabii ki canlı yayında da karşınızda olacağız arkadaşlar. Çağlar Akyol, Seki'ye gelecek misiniz? Daha belli değil. Yani Seki organizasyonunu kim yapıyor? Yani bizi arayıp herhangi bir davette bulunan olmadı şu dakika kadar. Bekleyip göreceğiz. Ömer Çağlar Akyol. Ömer Çelik abi kestel diyeyim. Herkes balık yeme derdinde, ben elimde telefon, gözüm güreşler de elini kolla emeğine sağlık demiş. Harikasın Ömer. Mehmet Aydoğdu, Ali Ustam kolay gelsin, pehlivanlara başarılar diliyorum. Kapaklı Mehmet Aydoğdu, evet Kapaklı'ya selam. Vedat Kestirmeci, Balaban ne yaptı kardeş, yenildi Enes Doğan'a. Mehmet Sıkım Enes Doğan'a başarılar dilemiş. Betül Uzunboy Antalya Finike'den selamlar abi demiş. Selamlar sevgili Betül. Ali kaçtı, gelecek sene hakim oldu abicim, iyi yayınlar. Herhalde aynı Ali Koç. Şey Mustafa Koç. Bir dakika onu söylüyorum. Mustafa Koç ağalık arttırmasına girdi az önce. Ama artık yeni bir ağımız var. Yeni ağımızın ismini şu anda bilmediğim için yorumlayamıyorum. Ama Mustafa Koç 6 kez burada ağalık yaptı ve 2 altın kemeri var. Anlaşıldı. Sağlık görevlerimiz, lütfen Er Meydanı'na müdahale edelim. Durabey Spor Futbol Kulübü Domeniç'ten selam demiş. Murat Kaya, Halil abi demiş. Buyur kardeşim. Murat İlgün 99 yıldızla destek vermiş. Teşekkürler sevgili Murat İlgün. Kesene bereket. Ali Kaşlı abi seneye A kim oldu, iyi yayınlar. Ağımız değişti ama ismini gerçekten kulak kabartamadım. Hasan Gök abi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Mansur Yavaş da çağrı yap, Ankara'da güreş istiyoruz. Bununla ilgili bir Twitter çalışması yapalım isterseniz arkadaşlar. Aziz İçen Antalya Korkuteli Kızılcahat'ta Çığlık Yaylası'ndan selam. Abdullah Ölmez, Ali Bağdat hocam çok
Yoruldum biliyorum. Karamüsalli Tilki Selim kahvesinde iki tane kahve iç bendensin demiş. Antalya. Abdullah Ölmez. Bu arada Tilki Selim öldü mü, ne yaptı? Hiç sessiz soluğu çıkmadı. Normalde buralarda bir yerde olması lazım. Burak Koşar 99 yıldızda destek vermiş. Birim bin olsun Burak Koşar. Kesene bereket kardeşim. Ali Dereli Hong Kong'dan selamlar, ağzına sağlık. Emeğinize sağlık demiş. Sağ olun. Sizler de daha Hong Kong'dan biri bizleri izliyorsunuz. Mehmet Umut Ekinci, Ali Gürbüz ne kadar megastar. Sağ Halil Bağdat da o kadar megastardır. Kolay gelsin kral demiş. Çok havalı. Evet, şu anonsları bir dinleyelim hep beraber. Seyirci Ali'yi başka seviyor, bu tartışmaz. Genç Enes Doğan. Evet. İlk. Yine burada da Antalya Türkiye'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı. Antalya Türkiye'de yapılan beynime işleri. Güneş Ağabey. Cevap ver, ben de burada. 662. Tarihi Genelikler Kırkınarlar Yapılı Beynama İşleri Baş Altı Birincisi Er Beynamızın Çiçeği Durumu Başbakanı Enes Doğan Antalya Elmalı Yukur Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçak Doktor Sayın Tarihi Büyük Akıl adayı başlıyor. Yine burada da Antalya Perşekler Maliyet Gönderen Oluşum Gılıbovanlar Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı Sayın Durmuş Güçlü adayı başlıyor. 2023 yılı Tarihi Gönderen Baş Şehir Üçüncüsü Hüseyin Gülüşşan Kokoli Kamsa. Antalya'ya Murat Paşa Bey Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına geçiyor. Yine burada da Antalya'da temat gösteren Faruk Demir Otomobillerinin sahibi Genç İş Adamı Sayın Faruk Demir adına geçiyor. Tarihi Genelikler en yolu gösterinde 6 yıl üst üste birinci oldu. İki kez Altın Kemal'in ebeveyn sahibi oldu. Tarihi Genelikler Kurt Kemal'in ebeveynliğinde 3 yıl üst üste birinci oldu. Altın Kemal'in ebeveynliğinden boynuna taktı. 2015-2018 yılları Tarihi Genelikler baş şehrinde Orhan Okulu Hakan Kukucu baş şehrinde Yeni Kıran Müsabakası'nı yönetecek olan hakemimiz Antalya Evliya Bayan Balıda Yahya Demiray Hocam ve yine Antalya Aksu Bölgesi'nden Ali Çiftçioğlu hocalarını yapacaklardır. Hocalarına şöyle bir moral ve kişi istiyoruz. Finalde inşallah. Evet. Hey!
edeceğiz gümüş. Buyurun. Teşvik edelim bedenlerine. Kırık tokadı eksenler. Durmuyor musun? Yarı finaldeyiz. 25. Festivkan yağlı güreşlerinde yarı final eşleşmesinde baş pehlivanlarımız salavatlandı. Şu an peşrevlerini çekiyorlar. Birazdan müsabakaya başlayacaklar. Eşleşmeler şu şekilde. Ali Gürbüz, Enes Doğan ile Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan ile. Evet, Ali Gürbüz Enes Doğan ile sanırım ilk defa karşılaşacak bu sene. En çok beklenen maçlardan biri, sonucu merakla beklenen maçlardan biri. Sanırım bu yarı finalin en dikkat çekici eşleşmesi olacak. Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan ise defalarca birbiriyle karşılaştılar. Orhan Okulu istatistikler olarak Hüseyin Gümüşalan'a biraz üstün. Tabii şu an 4 baş pehlivanımız var. Tek Kocaeli'li baş pehlivanımız Kocaeli Karamürsel'den Hüseyin Gümüşalan var. Burada ev sahibi konumunda olan diğer 3 baş pehlivanımız finali zorlayacaklar, finali isteyecekler. Gümüşalan ise kendi memleketini temsil etmek için daha sıkı güreşler yapacak. Bu arada üstadım Halil Bağdat ise hani sanmayın ki dinleniyor. Sizlere yine daha fazla iyi hizmet edebilmek için sosyal ağlardan paylaşımlara devam ediyor. O paylaşımı devam ederken şu an yorumcunuz ben Mehmet Akif Ersoy. Kamerada ve kumandada sevgili Yasin Serhat ve sunucuların kralı ustam Halil Bağdat. Evet, şu an sözü ben ustam Halil Bağdat'a bırakıyorum. İyi seyirler, keyifli güreşler izlemenizi diliyorum. Evet, teşekkürler Mehmet Akif Ersoy. Hakkımda güzel sözler söylüyorsun ama gerçekten benim hani kral olmak gibi bir iddiam yok. Sadece işimi en iyisini yapmak istiyorum. Hepsi bu. Buna seyirci karar verir. Süleyman Sezgin kral sunucu gerçekten demiş. Teşekkür ediyorum. Ufuk Güçlü kemeri Kocaeli'ye getir Gümüşalan demiş. Evet. 3 Antalyalı'nın içinden kemeri söküp alıp Kocaeli'ye getirmek çok kolay değil ama mümkün. Harun Tes, Enes Doğan maşallah sana kardeşim, Allah derman versin. Ali Esma Altınay, pehlivanlar diğer seyirciler selamlar, kolay gelsin Ali ustam demiş. Teşekkür ediyorum. Süleyman Sezgin, en güzelini yapıyorsun abi, teşekkür ederiz. Eyvallah. Mehmet Ertekin kral demiş. Cavit Evim, Malkara'dan selamlar. Favori Hüseyin Gümüşalan.
Çapraza girdi mi mandayı devirir demiş. Çapraza girmek de çok kolay bir şey değil ama Hüseyin'in iyi bir çapraz yolcuğu kesin. İdris Pehlivan, ben Ali Gürbüz taraftarı olarak bir güreş sever biriyim ama Hüseyin Gümüş alan hak ettiği bir destek görmüyor gibi geliyor bana. Bence çok güzel güreşler yapıyor. Her pehlivanlarım İdris Bey, keşke şu mesajı, yorumu benim okuyabileceğim şekilde yapsaydınız. Çünkü o kadar yorgunum ki, yani çene kaslarım adeta yayları gevşedi. Sizler kırılmayın diye bol bol yorum okumaya çalışıyoruz. Ama böyle karmaşık kuruşuk yorumlar olunca da açık söyleyeyim zorlanıyoruz. Turgay Karamıklı, ustam futbolu Erdem Şener, yağlı güreşte Ali Bağdat. Çok havalı oldu be. Kral, kral. Her ne kadar mütevazi olsa da sunucuların kralı ustam Ali Bağdat. Tugay kardeşime teşekkür ediyorum. Zihni Savar. Halil hocam, bizlere yağlı güreşleri izlettiğin için teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Zihni. Akdemir Hafliyat. Evet, Akdemir Hafliyat. Muğla Köyceğiz'den selamlar hocam. Mükemmelsin, tüm güreşçilerimize başarılar dilerim demiş. Bu arada Akdemir Hafliyat bizim gerçekten ciddi bir takipçimiz. Bunu her zaman fark ediyorum ama bu sefer daha önce tabii hafızam çok yorgun oldu mu bilmiyorum ama 200 yıldız gibi önemli bir miktarda destek vermiş Akdemir Hafliyat'a teşekkür ediyorum. Aslında böyle güçlü kuruluşlarımızın, insanlarımızın bizlere desteklerini gerçekten önemsiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu hizmetlerin ekonomik anlamda tamam karşılayabiliyoruz ama çok zorlandığımızı da ifade edelim. Çünkü masraflar her geçen gün artıyor. Burada eğilecek, büyülecek ya da kıvıracak bir durum yok. Neyse o. Elimizden geldiği kadar devam ederiz. Ama baktık yetmiyoruz. Bizden bu kadar da evimize çekilir. Bir tane sandal alırım, balık tutmaya başlarım. Olay bu kadar basit değil mi? Evet, Emin Genç Kırklar elinden selamlar göndermiş. Mehmet Akif Ersoy. Hikmet Kaya, Halil hocam Hüseyin Gümüşalan acet etmese olur demiş. Hak eden kazansın. Bakacağız. Sedat Ulakçı hakem değil, güreş seyretmek istiyoruz. Evet, yorumlar da bunlardan. Yani hakem arkadaşlarımızın performanslarından sık sık bahsedin ki onlar da bu yayınları izliyorlar daha sonra. Ve bu yorumlardan gerekli mesajları alıp gerekli dersleri çıkartacaklarını eminim. Burada siz değerli güreş severlere düşen görev bu. Halil Çiçek, biraz da güreşi sun demiş. Sevgili adaşım, ben ne yaptığımı veya ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Eğer sen daha iyi yapıyorsan bu işi sen yap. Seni de izleyelim sevgili adaşım. Bakalım Halil Çiçek nasıl yapacak, görelim değil mi? Durmuş Ali Durkup, bütün pehlivanlarımıza başarılar dilerim. Buradan Enes Doğan'a yakışır kemer, daha çok hırslanır. Allah derman versin. Ünal Kaşıkçı Barcelona'dan selam demiş. Evet, gerçekten ciddi anlamda mesaj var. Bu arada Ali Gürbüz bugün yeni baş pehlivanlarımızdan Osman Kan'ı birinci turda yenmişti. Geç kazık ters paçayla. Bakalım Enes Doğan güreşinde neler yaşanacak? Ali Gürbüz nasıl bir performans gösterecek? Genç rakibi karşısında kuvvetli geliyor şu dakikada.
serpmek istedi Enes Doğan ama Ali orada çok ağır ve kuvvetli kaldı, serpilmedi. Ve yan yana geldiğinde de Ali Gürbüz bir anda güreşi yere indirmeyi başardı. Şimdi sol koluyla diş kazıktan pozisyon arayışı içinde Ali Gürbüz diğer koluyla kafa bölgesine basıyor. Neden? Çünkü Enes Doğan'ın sol kolu, Ali Gürbüz'ün sol kolundaki kazığı sökmesini istemiyor. İşte kafaya basmadığında hemen Enes diğer kollarıyla yük olmadığı için, baskı olmadığı için hem paçayı hem de kazıkları korumayı başardı şu dakikada. Can Ergen, aslan çıran benim. Kalita Bağdat TV demiş. Evet, bu arada bugün 5000'de kapatabilir miyiz bu yayını? Bu arada Ali Gürbüz yere güreşi uzattı. Şu an tehlike çok büyük Enes Doğan için. Sarmağa gelir mi orada? Toparlandı Enes Doğan ama Ali Gürbüz'ün oyun araçları devam ediyor. Evet, şu anda 3500 kişi izliyor. Herkes bir kez başlasa 7000 olur. Evet Mehmet. Bu arada YouTube'la beraber şu an 5000'iz ama yetmez. Yarı final için en az 10.000, final için en az 20.000 izleyicimiz olması gerekiyor. Bakalım inşallah buradan neler olacağını göreceğiz. Dedim ya, 3500 kişi, herkes bir kere paylaşsa zaten 7000'i bulur. Tabii böyle yüksek olduğu zaman sayı bizde keyfimiz artıyor, moralimiz düşüyor. Daha iyi odaklanıyoruz maça. Kumluca bölgesi hakemlerimizden Mehmet Karamıklı hocam yapacaktır. Arz olur. Evet Ali, bakın yukarıdan kafaya kuvvetli basıyor. Bu arada kazıkta Enes'i yerde tutuyor. Diğer güreş oldukça duran, evet, Enes Doğan güreşi Türk milletine nasip etmiş. Ali Gürbüz gerdanda ısrar ederken tuttuğu paçayla bir anda aktardı Ali Gürbüz'ü ve ayağa kalkmayı başardı Enes Doğan. Gerçekten o pozisyonda özellikle gerdan baskısındayken Enes'in kalkması, bir pehlivan olarak söylüyorum bunu, alkışı hak ediyor. Yani Ali Gürbüz gibi kazıklarda, bu arada Ali Gürbüz neler yapacak? Bir anda arkaya doğru aktaracak mı? Orada budama tarzı bir şey yaptı ama budama olmayınca bir anda ayakta sanki bir künde bağlar gibi. Evet, gerçekten şimdi tehlikeli bir an Enes Doğan için. Çünkü kurt kapanını doldurduktan sonra sarmayı da yerleştirdi. Ve Ali Gürbüz oyunuyla, yani ayak serpmesiyle Enes Doğan'ı yenmeyi başardı. Ali Gürbüz birinci turda Osman Kan'ı ve bu turda da yarı finalde de yeni baş pehlivanlardan Enes Doğan'ı yendi ve gençlere bir mesaj verdi. Daha çok çalışın. Çok acele, sarılmak üzere. Daha çok çalışın. Mesajını çok net bir şekilde verdi Ali Gürbüz. Bu arada şunu da sizlere söylemek istiyorum. Güreş yapanlar bilir, fark edebilir ama güreş yapmayanlar için şunu söyleyeceğim. Ali Gürbüz'e büyük bir alkış gönderiyorum. Neden? Genç rakiplerine kesinlikle çökmedi. Yumuşak güreşti. Yani onları üzmedi, ezmedi, bükmedi ve gerçek bir usta gibi güreş yaptı. Çıraklarını seyirci karşısında boynunu bükmedi, küçük düşürmedi.
Megastar Ali Gürbüz bu arada 4000'i geçtik. Harika. İşte bir anda demek ki paylaşımlar. YouTube'da da 1500'i geçtik. Evet. Selman Irgın çok kolay oldu diyor. Aslında çok kolay olmadı ama. Tabii Ali Gürbüz ile Enes arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Bu farkı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Oktay Hacı Alioğlu. O yüzden kral diyoruz ya Halil Hocam. Evet, bunu hani anlayamayan insanlar için özellikle açtım. Hani Ali Gürbüz hem bugün Osman Kan'a hem de Enes Doğan'a gerçekten toleranslı yaklaştı. Yere indirdiğinde güreşi mükemmel bir ustalık gösterdi. Enver Yörük usta maşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler. Çok güzel güreşler oldu. Bugün emeklerinize sağlık demiş. Antalya Serik. Pehlivan Motors sahibi Enver Yörük Çırağan. Büyük Orta Pehlivanımız. Pehlivan Motors'a da seriye selamlar, saygılar. Yenilerse ikinci. Bakalım talih kuşu hangi pehlivanımızın başına. Ali Özden olacak? Finalde 10.000 olur abi. Bu Ali Sayın Gürbüz Doktor, farkı gelir demiş. Evet, bu arada Ali Gürbüz'ü Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik güreşleri güreş ağımız Sayın Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Atahan Eser, Antalya Serik. Evet, Sami Tiryaki selamlar. Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Batuhan Güzel, Antalya Kumluca. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden Nasuh Kaya Hocam yapacaktır. Arz olur. Evet değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız. Şöyle geleceğin şampiyonlarına kocaman bir alkış istiyorum sizden. Neredeyiz? Sarıkamış Dağları'nın Sarıkamış Dağları'nda bembeyaz yorganıyla kınalı kuzularımı saran Sarıkamış'ım var benim. Dur yolcu. Ömer Yörük emeğine sağlık Ali Hocam demiş. Çanakkale'm var benim. Salim Özer, Ali Orhan finale hazır olun. Selçuk Turgay Ucun. Ali Gürbüz'ün finali şerefine hocam. Rabbim ona güç kuvvet versin demiş. Selçuk Turgay Ucun bize de 99 yıldızda destek vermiş ama demek Ali finale gelmese bize yıldız mıldız yok öyle mi? Evet. Cevdet Ay Ata. Hoş geldin kardeşim. Ali Usta'm iyi yayınlar, kolay gelsin. Allah pehlivanlarımıza derman versin demiş. Sayfamızın sürekli destekçisi Cevdet Ayata, teşekkür ediyorum sana. Haydi aziz seyircim, öperim hallerinizden. Geleceğin şampiyonlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Tunay Öztop, seviliyorsun Halil Bağdat, biliyorsun senciyiz. Kısmet asana kadar Ali Gürbüzcüyüz demiş. Ultra Aslan'ın kralı Turgay Öztop Çerkezköy'den Halil abisine sayfasına 100 yıldızda destek göndermiş. Tunay Öztop seviliyorsun evlat. Mecit Coşkun usta emeklerine sağlık. Sayende hasret kaldığımız Ali'nin yenişlerini net izliyoruz. Sevindim. Eristi Şenol, Halil finalde seni görmek istiyoruz demiş. Finalde sizlere buradan alasmaldık derken görüşürüz. Muharrem Akman, Ali Bağdat ustam kolay gelsin ben kaçtım demiş. Kendine iyi bak Muharrem abi. Allah'ım emanet ol, dikkatli ol. Süleyman Geniş hayırlı işler usta dedi. Murat Ak, Çorum, Kargı'dan selamlar. Evet, şöyle bir güreşe bakalım neler oluyor. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan,
Hani Gürbüz'ün finale çıkmasıyla diğer finalistin kim olduğunu merak ediyoruz. O ismi arıyoruz. Hava yavaş yavaş yaylada serinlemeye başladı. Güneş battı, ısı yok. Tahminen bir 10-15 dakika içinde üşümeye başlayacağız gibi gözüküyor. Serinliği oturduğunu söyleyebiliriz. Halil Nail'e Güneş, sevgili adaşım, 99 yıldızla bize destek vermiş. Kesesine bereket. Sevgili Halil Nail'e Güneş, sağ ol, var ol. Cüneyt Tuğba Dönmez, Haydi Orhan, Tevfik Demir Isparta'dan selamlar. Ali Cevizci Fethiye'den selamlar. Enver Şentürk Begiç, Koca Usta kolay gelsin. Karamürsel'den selamlar demiş. Çocukluk yadigarım, Enver'im, kardeşim benim. Baybars Yılmaz, Kastamonu'dan selamlar Halil abi. Çok çok selam. Tunay Öztop, Atahan kardeşimizin dün doğum günüydü. Kutlar mısın abi? Hazır güreş yapıyor kardeşimiz. Evet, Atahan Eser, Serik Belediyesi'nin civan pehlivanı. Baş pehlivanlık bekleniyor onda Serik'te. Onda bu kumaş var mı? Var. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Bu arada Haliller, yani adaşlarım, bize bugün çok destek gönderdi. Halil Gencay, 99 yıldızla bize destek vermiş. Kesene bereket sevgili adaşım Halil Gencay. Veli Soral, Kumluca güreşlerinde Ali Gürbüz yenildiği zaman köfte satan esnaf bile isyan ediyor. Ali yenilince bütün tribünler başarılı işler kesatlaşıyor diye o kadar sevgi kazanmış, helal olsun. Veli Soral, güzel yorum yapmışsın. Murat Ak, Çorum Kargı'dan selam. Yiğit Koç, abi bak işine be. Sana mı soracağız ya, güreşini anlatmış. Ya böyle yorumlar yapan arkadaşları bakın sayfada istemiyorum. Güreşi anlat. Oldu. Var mı başka bir emrin? Saygılı olun biraz ya. Sana mı soracağım ben burada nasıl yapacağım bu işi ya? Fesubhanallah. Burada bir sürü insan mesaj atıyor. Saygılı ol biraz. Ne uğraşıyorum ki, şunu gönder gitsin ya. Osman Yılmaz Ali Usta, senin işine karışmak değil ama güreş bitince hemen tekrarını vermeme şansın var mı? Nasıl yani? Verme mi, vermeme mi? Arkadaşlar, verme şansım var ama onu verdiğimde başka bir yenişi kaçırma durumumuz da oluyor. Saffet Akşöz, Ali abi çarşamba bayram içe geliyor musun? Pes. Vallahi pes. Bütün gün bunu anons ettim sevgili Saffet. Çarşamba günü bayram işteyiz arkadaşlar, Çanakkale'de. Hasan Güreç, güreşçilere başarılar demiş. İsa Mustafa Duman, Manisa'dan selamlar. Oğuz Necimser Kabakçı, 99 yıldızla bize destek olmuş sevgili Oğuz kardeşim. Kesesine bereket, biri bin olsun. Cüneyt Özbay, herhalde öyledir, ben attım kafadan ama. Kırklarından selam. Süleyman Kırman Usta kolay gelsin demiş. Evet, Türkiye Ağlı Güreşi'nin kara kutusu Süleyman Kırman'a, Şile'mize, Karadeniz'in İstanbul'da harika ilçesine selam saygılar. Bu arada Şile güreşlerimizde Süleyman, onun da anonsunu yapalım. Tarihini unuttum, yazarsan okuyalım. Anons edelim, tüm İstanbullulara duyuralım. Ayhan Küçük Ali Ustam, 26 Ağustos Çardak güreşlerinde bir gün önceki geliyorsan güreş günümü. O biraz Yasin Serhat'a bağlı. Yasin Serhat çalıştığı için Yasin'e ayak uyduruyorum. Bana kalsa bütün güreşlere iki gün önceden geleceğim ama Yasin'i alıp geldiğim için belli olmuyor.
İlyas Kölük, Fatiha okunmuştur değerli spiker kardeşim, rahmetli Cengiz Elbey'e. Ben Deniz'in asker arkadaşıydı. Anlattığınız gibi dost doğru bir şahsiyetti. Evet, sevgili Cengiz Elbey'e de dostumuz vardı. Dolayısıyla ben de kendisini oldukça iyi tanıdığım için sizlere kendisini iyicene anlatmaya çalıştım gün içinde. Mehmet Vonal, Karamürsel'den selamlar göndermiş. Mehmet'e, Vonal ailesine selam. Bilgin Pomak Mehmet, 50 yıldızda destek vermiş sevgili Bilgin Pomak'a, teşekkür ederim. Ve Çerkezköy Kapaklı'dan Mustafa Acar, o da bize 99 yıldızda destek vermiş. Teşekkürler. Erkan Soğuğ'una teşekkür ediyorum. Mustafa Acar'a, Kapaklı'ya çok çok selam. Arif Bozkaya, Ali Badat Usta ağzına yüreğine sağlık demiş. Kıymetli dostumuz, kardeşimiz Arif'e çok çok selam. Evet, müthiş bir mesaj yoğunluğu var. Hüseyin Fatma Güntepe, Marmaris'ten Karamürsel'li hemşerime başarılar. Abdullah Kurt Halil abim, Rabbim sesine zeval vermesin. Adeta güreşi oradaymış gibi izliyoruz. Bolu'dan pehlivanlarımıza başarılar. Favorimiz Ali Gürbüz demiş. Zaten şöyle bir baktığınız zaman Hüseyin ve Orhan güreşi biraz daha uzarsa Ali erken bir galibiyet çıkar. Bu arada Orhan Okulu bir anda... Bir roket gibi Kastakpaçı'yı bulduğunda Hüseyin'in üzerine doğru gitmeye başladı. İşte tehlike hisseden Hüseyin Gümüşalan bu atak karşısında hiç riske girmedi ve bir anda güreşi hemen yere indirdi. Hilmi Akın, teşekkür ediyorum Hilmi Akın'a. 99 yıldızla destek vermiş. Kesesine bereket sevgili Hilmi Akın'ın, sağ olsun. Ali Usta Alaplı Aydınlı Köyü'nden selam. Salih Sarıkaya, kolay gelsin abi demiş, eyvallah. Kenan Şentürk, Sinop'tan selamlar, hayırlı yayınlar Ali Usta. Pehlivanlarımıza başarılar dilerim, Allah derman versin demiş. Bilgin Pomak Mehmet, kolay gelsin Koca Usta. Büyük Mandıra'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Geniş ol Koca Usta demiş. Ah ah, sevgili Bilgin, gerçekten gel bir gün bu işi yap. Senden öğreneyim şu geniş olmayı. Bu arada Mandıra, seni çok seviyorum. Buradan büyük Mandıra'mıza çok çok selam, saygılar. Pomaklar diyara Mandıra'mız. Gökhan Doğan Yalova'dan selamlar demiş. Yalova'mıza çok çok selam. Doğan Akman abi, bugün sonu, yorgunluğunu arttı mutlaka, sen boş ver edepsizlere takılma usta, enerjini harcama, iyi ki varsın, selamlar saygılar, kolay gelsin, güzel bir yayın sunum için teşekkür ederim demiş Doğan Akman, Allah razı olsun. Ney Koza Mekatronik Mustafa Konya'dan selamlar, sesinize yüreğinize sağlık demiş. Evet, bir mekatronik ustası Mustafa'dan veya kuruluşundan böyle güzel bir mesaj gelmesi güzel. Cemil Huruzcu, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar ustacığım. Erdal Türkova ve Selahattin Hoca ile birlikte seni izliyoruz. Sakarya'dan selamlar, Rabbim kolaylık versin demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Ali İhsan Bayramoluk, evet, mesajı kaçırdık, yukarı doğru gitti, yukarı çıkan mesajı da aşağı indiremiyoruz. Evet, Kavaracı Ramazan 50 yıldızla destek vermiş. Çok teşekkür ediyorum Ramazan kardeşime, Allah razı olsun. Gilberto Gilberto Kral, iyi yayınlar, kolay gelsin, teşekkürler. Ali Usta Alaplı Aydınlı Köyü'nden selamlar. Efe Tur demiş. Evet, tüm Efe Tur çalışanlarına selam. Hüseyin Yavuz 99 yıldızla destek vermiş sevgili Hüseyin Yavuz, kesesine bereket. Saadettin Arapoğlu, Halil Hocam 25 Ağustos demiş. Herhalde Şile güreşlerimiz.
İzzet Akbaş, 99 yıldızda bize destek vermiş sevgili İzzet Akbaş. Kesene bereket, sağ ol, var ol. Arkadaşlar galiba muazzam bir mesaj ve yorum bombardımanı var. Çünkü mesajları artık yakalayamıyorum. Burhan Yavuz, Karamüsel Hayriye Köyü'nden selamlar abi demiş. Evet, boşnaklarımızın güzel köyü Hayriye'mize selamlar, saygılar. Ersan Tağ, Alim hadi maşallah demiş. Erol Yıldırım, Halil Bey süpersin demiş. Koca ustam, efsane Erol Yıldırım. Tokat'a selamlar. Hüseyin Ezgi Durulmaz, kolay gelsin üstad, yayınız için teşekkürler demiş. Vedat Kestirmeci, Ule kardeş Balaban ne yaptı? Balaban yenildi. Balaban ne yaptı Ule kardeş? Hay Allah'ım ya. Saadettin Arapoğlu, Şile'den selamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Evet, Şile'mize bir kez daha selam. 25 Ağustos'ta Şile'deyiz. O küçük şirin ilçede güzel bir güreş oluyor. Onu size aktarmak nasip olur inşallah. Hikmet Ateş, Halil Ustam, Büyük Usta Hüseyin Çokal'ın memleketinden selamlar. Bu sıcakta Allah kolaylık versin demiş. Amin, sağ olun. Denizli'mize selam. Emre Uçar, Kayseri'den selam usta, ağzına sağlık. Salif Arısüt, 100 yıldız emeğinize demiş. Teşekkür ediyorum. Erhan Seven, yeğenime gel güreşelim. Kamil Çağlayan, 99 yıldızla destek göndermiş. Kamil Çağlayan, hakkını helal et. Teşekkürler. Hüseyin Yavuz da 50 yıldızla bir kez daha destek vermiş. Hüseyin Yavuz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İlyas Özden, haydi Orhan yık bu kara kuleyi. Kara kule mi? Sarı olmasın o. Adama bir baksana, sapsın. Allah'ım yarabbim. Bazı mesajlar çok sempatik geliyor. Teşekkürler. Evet, Ahmet Tokar, Tekirdağ'dan selam. Emre Temizkan, 50 yıldızlar geliyor. Bu arada Orhan Okulu oradan sökebilecek bir paçayı ama aynı pozisyon Hüseyin Gümüşalan'da geçildi. Kim avantajı eline sağlayacak? Orada Hüseyin Gümüşalan kösteye oturdu ama çok kötü yakalandı ve o söktüğü, kopardığı paçayı terse doğru çeviren Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan'ın büyük hatasını affetmedi. Bir kez daha verebiliyoruz mu Yasin Serhat? Bakın, avantajı şuydu Orhan Okulu'nun. Kafayı iki bacağın arasına ayaktayken soktu. Hüseyin Gümüşalan aynı şekilde kayarak kösteklemeye çalıştı ama ayağa kaydı ve neden ayağa kaydı onu da söyleyelim. Orhan Okulu'nun sağ eliyle Hüseyin Gümüşalan'ın paçasını adeta kopardığı pozisyonda, işte bakın her şey burada başladı. Hüseyin orada kösteklemeye çalıştı ama yemedi. İşin doğrusu bu. Evet, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz, muhteşem bir final. Muhteşem gün Festikan'da bizlerle olacak az sonra. Yasin Serhat, çıkıp bir girelim mi, ne dersin? Yoksa evet değerli güreş severler, 5 dakika içinde, hayır 5 dakika değil, 2 dakika içinde final için sizle buluşacağız. Final güreşini her zaman olduğu gibi tek basacağız. O süper karşılaşmayı tek yayın izleyeceğiz hep beraber. 2 dakika sonra